kadınlar, özellikle tepkililer, 14-15 yaşındaki kızların evlenebileceğine dair bir ifadeniz gündeme düşmüştü. Bir kız evlilik çağına gelmiştir diyebiliyor musunuz iki kız babası olarak? Türkiye'nin önderliğinde bir barış gücünün oluşturulması gerektiğini söylediniz. Bedelli askerlik yapan birinin bu çağrıda bulunmasını eleştirenler oldu. Şahsınıza yönelik eleştirilerden biri de Adnan Oktar'ın müridi olup olmadığınızla ilgili ve Milli Gazete'de köşesinin olması Adnan Oktar'ın iddia eden ailelerin çığlıklarını duyuyor muydunuz? Bu parti dört kadına onay verecek söylemlerine de... Bunlar ne dediyse yapan insanlar bile başlarına bir sıkıntı geldiği zaman efendim bunları dış güçler bize yaptı diyorlar. Yani terörist İsrail devletini İran'ın füzelerine karşı korumak bize mi kaldı? Tarihe kazınan 28 Şubat döneminde rahmetli Erbakan ve oğlu evde ne konuştu? Gönül kırgınlığı var mıydı? Ben size onu soracağım. Efendim merhabalar. Bugün konuğum Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Bayramda yapıyoruz biz bu yayını. Bayramınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim kanalımıza konuk olduğunuz için. Bütün izleyenlerin ve sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Programımızda inşallah hayırlı olur. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dilerseniz dünyanın içinde olduğu pandemi süreciyle başlayalım eğer izin verirseniz. O da şöyle, 1,5 yıldır bir pandemi yaşıyor tüm dünya fakat onun içerisinde de iki kutup söz konusu. Nasıl? Bir kısım var ki var olanlara ve söylenenlere tamamen uyup doğal akışında yaşarken diğer kesimde babanızın rahmetli Erbakan'ın sıklıkla bahsettiği işte o plan kurucular emperyalizm ve siyonizm diye altını çizdiği grubun yol haritasının parçası olduğunu iddia edip var olan dayatmaları ve önerileri şiddetle reddeden grup. Eğer izniniz olursa şöyle başlamak istiyorum. Siz hangi taraftasınız? Bu birincisi. İkincisi bu yol haritası aslında en çok karşımıza çıkan ve kutuplaşmanın temelini oluşturan aşı konusu var. Aşı konusuna nasıl bakıyorsunuz? Eğer izin verirseniz özel bir soru soracağım. Aşı oldunuz mu ve aile büyüklerinizden, yakınlarınızdan 65 yaş üstüne aşı uyguladınız mı? Ve eğer çok şansımı zorlamazsam babanız rahmetli Erbakan hayatta olsaydı ona aşı uygulamasına evlat olarak onay verir miydiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii şu anda bizim 65 yaş üstü büyüklerimiz, akrabalarımız özellikle annem ve babam tarafında çok az kaldı. Hemen hemen hatta hiç kalmadı. Sadece bir teyzem var Ankara'da. Daha ziyade bizim eşimin, hanımın kayınpeder, kayınvalide, annesi, babası ve tabii onların tarafında yaşlı akrabalar var. Onlar aşılarını oldular. 65 yaş üstü olduğu için onlara tabii sıra geldi. Biz de şu anda kendi sıramız gelmedi. O nedenle de olmadık. Tabii burada başından beri hep aşı olmakla ilgili söylediğimiz bu konuda aslında devletin, bilim adamlarının, bilim kurulunun, akademisyenlerin açık net bir durum ortaya koyması hep gerekirdi. Yani bu aşıların zararlı olmayacağı, denildiği gibi çok büyük faydalar getireceğine ilişkin kamuoyunu, toplumu aydınlatmaları, ikna etmeleri özellikle de bilim adamlarının gerekirdi. Hatta bundan da daha önemlisi yerli aşımızın, yerli ve milli aşının bir an evvel üretilip aslında daha da içimiz rahat bir şekilde bu aşıları olmamız gerekirdi. Bu olmadığı zaman tabii siyasetçilerin ben olurum ben olmam demesi veya bakın bu siyasetçi, bu lider oldu öyleyse biz de olalım denilmesi tabii çok mantıklı, çok bilimsel bir yaklaşım değil. Ancak tabii sürecin başından beri biz hep ifade ediyoruz. Çok değişik şüphelerimiz oldu. Çünkü gayri tabii bir takım hadiseler oldu. İşte hep söylendiği gibi elektronik ve yazılım şirketinin başında olan Bill Gates'in adeta bir doktor gibi, bir ilaç firması, tıbbi ürün üreten bir firmanın başındaki bir insan gibi veya Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yetkilisi gibi sürecin başından beri çıkıp konuşması ve adeta kehanetlerde bulunması. Efendim 2021'de şu ülkelerde bitecek, 2022'de bu ülkelerde bitecek kadar net konuşması. Bunun yanında tabii çeşitli Amerika'daki, yurt dışındaki vakıfların, think tanklerin daha öncesinde isim vermeden bu korona süreciyle ilgili çeşitli çalışmalar, raporlar, açıklamalar yapmış olmaları, simülasyonlar yapmış olmaları, özellikle Rockefeller Vakfı'nın bu konudaki daha önceki simülasyonları, ismini korona demeden şu anda yaşanan süreci çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuş olması yıllar öncesinden. Onun dışında tabii Hollywood filmlerinde ve özellikle de gene Amerikan menşeili
O biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz dış güçler olarak tanımladığımız güçlerin kontrolündeki firmaların, yapımcıların yaptığı çizgi filmlerde bu sürecin 5 sene, 8 sene, 10 sene öncesinden ayrıntılarıyla anlatılması tabii bizleri şüpheye sevk etti. Bir de hep söylediğimiz milli görüş olarak 40 senedir, 50 senedir ifade ediyoruz. Dış güçler dediğimiz ırkçı emperyalizm her zaman asırlardan beri kendisi dışındaki insanların nüfusunu azaltmak hedefine matuf çalışmalar yapmış. Bu nedenle de bu virüsün bir üretilmiş virüs olabileceğine ilişkin şüphelerimiz oluştu. Ve tabii virüs nüfusu azaltmasa bile Allah vermesin bu yapılan aşılarla bir kısırlaştırma söz konusu olursa böylece topluca kendileri dışındaki insanların neslinin azaltılması, nüfusun azaltılması sağlanmış olabilir diye şüphelerimizi ortaya koyduk. Ancak hep şunu da söylüyorum, yani virüs yoktur, bu bir oyundur, tiyatrodur, tedbir almayalım, maske takmayalım, hiç aşı olmayalım demiyoruz tabii, bu doğru olmaz. Ancak keşke yerli milli aşımız yapılsa da bizim sıramız gelene kadar biz o aşıyı olsak çok daha rahat edeceğiz. Belli aralıklarla alevlenen ya da alevlendirilen İsrail-Filistin savaşı bir anlamda, İsrail'in dönem dönem hareketlendiği, belli dış güçlerin belki oyunuyla Filistin halkına uyguladığı zulüm. Burada işte o dış güçleri tekrar size soracağım ama pandemiyle ilişkilendirip bu bayram arefesinde yine 6'sı kadın 61 Filistinlinin yaşamını yitirmesi olayını değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu var olan o büyük güçlerin yol haritasının bir parçası olabilir mi? Bu defaki kavga her zamankinden farklı olabilir mi? Bu defaki saldırı her zamankinden farklı olabilir mi? Biliyorum ki siz ve partinizin özel ehemmiyet gösterdiği bir saha Mescid-i Aksa. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Sizin de buyurduğunuz gibi merhum Erbakan hocamızın bütün siyasi hayatı boyunca Filistin, Mescid-i Aksa konusu çok önemli yer tuttu. Milli Görüş Hareketi'nin gündeminde, merhum Erbakan hocamızın gündeminde. Bu konuyu hatta Filistinli birçok insan diyorlar ki Mescid-i Aksa'nın önemini, Mescid-i Aksa sevgisini, Kudüs Mescid-i Aksa davasını biz Erbakan hocadan öğrendik diyorlar. Tabii bu noktada çeşitli kesimler diyorlar ki efendim biz Araplar için Filistinliler için niye böyle uğraşıyoruz? Bu Arapların meselesidir, Filistinlilerin meselesidir, İsrail-Filistin sorunudur. Halbuki tabii ki durum böyle değil. Birincisi Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. İnancımızdan dolayı, dinimizden dolayı çok büyük önemi var. Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin emaneti, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin emaneti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraya gittiği bizlere emaneti. Dolayısıyla inancımızdan dolayı tabii bir kere Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer önemli bir husus da aslında bu sadece Filistinlilerin, Arapların değil, sadece bizim de değil, sadece Müslümanların da değil, bütün insanlığın problemi. Neden? Çünkü bugün Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bu zulmü yapan Siyonizm, Siyonist İsrail Devleti, Siyonist mihraklar asıl hedeflerine hep eskiden beri söylediğimiz arz-ı mevut hedefine ulaşmak. Yani Büyük İsrail'i kurmak. Büyük İsrail'i kurmak demek Mısır'ın, Kıbrıs'ın, Türkiye'nin Nevşehir'e kadar olan kısmının, İran'ın batı bölümünün büyük bir kısmının alınması, Irak'ın, Suriye'nin, Suudi Arabistan'ın da Arap Yarımadası'nda Medine'ye kadar olan kısmının alınması ve Büyük İsrail'in kurulması. Dolayısıyla bütün bölge ülkelerini, Türkiye'yi de, bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu mücadele sadece Mescid-i Aksa ve Kudüs'le sınırlı değil. Arkasından da Büyük İsrail kurulunca Büyük İsrail'in merkez olduğu bir tek dünya devleti. Yani kendileri dışındaki, Siyonistler dışındaki 7 milyar insanın fiilen, resmen kendilerine köle olacağı, onlara tam manasıyla hükmedecekleri İsrail, Büyük İsrail merkezli bir tek dünya devleti. Dolayısıyla Kürt olsun, Türk olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Arap olsun, Budist olsun, Bangladeşli olsun, Afrikalı olsun, hepsinin ortak problemi bu Siyonizm canavarı bütün kendisi dışındaki 7 milyar insanı maalesef ya yok etmek ya kendisine köle yapmak, tamamen hükmetmek, kontrol altına almak istiyor. Bu nedenle de Milli Görüş Hareketi olarak toplumumuzda, ülkemizde ve bütün İslam aleminde bir farkındalık oluşması adına çok ciddi çalışmalar yapıldı. 6 Eylül 1980 Konya'daki meşhur Kudüs mitingi merhum Erbakan hocamızın önderliğinde yapıldı. Arkasından da çok sayıda
Kudüs mitingleriyle bu noktada bir farkındalık oluşması için mücadele edildi. Ve tabii asıl olarak Siyonizm canavarı dedik. Buna karşı atılacak en önemli adım da D8 adımıydı. 96'da Milli Görüş öncülüğünde merhum Erbakan hocamız başbakan iken biliyorsunuz D8 organizasyonu kuruldu. Önce 8 Müslüman ülkenin bir araya gelmesi, bir çekirdek oluşturması. Bunun ikinci adımı da D60 olarak adlandırılan 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya toplanmasıydı. Bu bir araya toplanmak, bu 57 Müslüman ülkenin sahip olduğu zenginliği, kaynakları, gücü bir yaptırım olarak İsrail'e, Amerika'ya, dünya siyonizmine karşı kullanmasını sağlamak. Şu anda bu olmadığı için, maalesef bir güç ortaya konulamadığı için İsrail her mübarek günde, her bayramda, her Ramazan'da, diğer günlerde de maalesef bu şekilde 2 milyar Müslümanın gözünün içine baka baka bu zulmü yapıyor, bu terörü estiriyor. Biz de maalesef lanetlemekle, kınamakla ancak kalıyoruz, konuşmakla kalıyoruz. Halbuki sadece konuşmak, lanetlemek, kınamak yetmiyor. İsrail kurulduğu günden beri 70 senedir zaten lanetliyoruz ama biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi adım adım planlarını uyguluyorlar. Büyük İsrail hedefine doğru yürümeye devam ediyorlar. Bu noktada dediğim gibi asıl bunun ilacı mutlaka Müslüman ülkelerin ortak hareket edebilmesinin sağlanması. Bunda da Türkiye'nin öncülük etmesi lazım ve D60 organizasyonunun mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Bu olmadan, güç olmadan karşımızdakiler laftan anlayacak unsurlar değil, mihraklar değil. Bunu hep söylemişizdir. Laftan değil, güçten anlar diye. Bunun mutlaka ortaya konması lazım. Da İsrail laftan anlamaz, güçten anlar ifadesini kullandınız ve şunu eklediniz. Bir barış gücünün oluşturulması gerektiğini, hele hele Türkiye'nin önderliğinde bir barış gücünün oluşturulması gerektiğini söylediniz. Tam da bu noktada Twitter'da eleştirilere maruz kaldınız. Bedelli askerlik yapan birinin bu çağrıda bulunmasını eleştirenler oldu. Bu vesileyle bir cevap vermek ister misiniz? Tabii yani böyle bir çağrıyı bir hanım da yapabilir. Hiç askerlik yapmamış, yapma imkanı olmayan veya askere gitme imkanı olmayan biri de yapabilir. Bedelli yapan da olabilir. Bu bir insani vecibedir, insani görevdir. Biz Afganistan'a Amerika istiyor diye orada asker gönderirken, efendim Lübnan'a Hizbullah'la İsrail arasında perde olsun diye Mehmetçiği gönderirken, Somali'ye yine Amerikan ajandasına uygun bir şekilde Mehmetçik gönderirken burada Mescid-i Aksa gibi, Kudüs gibi hem inancımızdan dolayı hem tarihimizden dolayı hem de dediğim gibi bütün insanlığa karşı savaşan, mücadele eden bu Siyonizm canavarına karşı Mehmetçiği göndermemiz bizim için son derece normaldir, gereklidir. Bizden beklenen budur. Bir de neden bizden beklenen bu? Çünkü biz 6 asır ecdadımız Osmanlı döneminde oranın bir İslam toprağı olmasını, daha da doğrusu Hristiyanların da, Yahudilerin de, Müslümanların da Kudüs'te kendi ibadetini, kendi inancını rahatça, özgürce yaşayabilmesinin teminatı olmuşuz. Dolayısıyla bütün İslam alemi aslında Osmanlı'nın mirasçısı olarak 6 asır buranın muhafızlığını yapmış ecdadın torunları olarak böyle bir görevi aslında bizden bekliyorlar. Sadece biz olmasak da bizim öncülüğümüzde biraz evvel söylediğim gibi D8'i oluşturan Müslüman ülkeler veya diğer o 57 Müslüman ülkenin içinden de ülkelerle birlikte böyle bir gücün oluşturulması gerekir diye ifade ettik. Tabii Kıbrıs'ta örneğin biliyorsunuz Milli Selamet Partisi'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde 74 yılında Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı. Oraya Mehmetçik gittikten sonra 47 seneden beri bir tane Kıbrıs Türk'ünün burnu dahi kanamadı. Orada Mehmetçiğin varlığı dahi buna yeterli oldu. Tabii 54. hükümette sizin de ifade ettiğiniz gibi El Halil kentine bir uluslararası güç hazırlandı Filistin'in daveti üzerine. Ve Türkiye'de Mehmetçiği, merhum Erbakan hocamızın başbakanlığında 100 sene aradan sonra yeniden Filistin'e gönderdi. El Halil kentinin korunması için. Bu şu anda da yapılabilir. Çünkü Filistin 150'ye yakın ülkenin tanıdığı, Birleşmiş Milletler'de bayrağı dalgalanan, devlet statüsünde olan bir ülkedir. Ve kendi talebiyle yabancı kuvvetlerin ülkesine davet edilmesi, gitmesi mümkündür. Bu noktada Filistin ve Türkiye buna öncülük ederek böyle bir barış gücünün en azından gönderilmesi. Hadi onu da yapmadık diyelim. Mesela Kürecik radar üssünü kapatabiliriz diye de ifade ettim.
Kürecik radar üssünün kurulmasının sebebi İsrail'i muhtemel İran füze saldırılarına karşı korumak. Neden? Çünkü İsrail'e kursanız bu radar üssünü menzili tam yeterli olmuyor. İran'dan ateşlenen bir füze ateşlendikten sonra 300-400 kilometre yol aldıktan sonra ancak İsrail'deki radar onu tespit edebiliyor. Öyleyse İran'a daha yakın bir yere bu radar üssünü kurmanız lazım. Getirmişler Malatya Küreci'ye kurmuşlar. Daha önceki mitinglerimizde de açıklamalarımızda da ifade ettik. Bu Siyonist İsrail Devleti'ni, terörist İsrail Devleti'ni İran'ın füzelerine karşı korumak bize mi kaldı? En azından siz oradaki Müslümanların üzerine şu mübarek günde bomba yağdırıyorsunuz. Biz de sizin bu füze kalkanınızı Kürecik'teki üssü kapatıyoruz diyebilirdik. En azından sizinle siyasi, ticari, askeri ilişkimizi kesiyoruz diyebilirdik. Bu adımlar atılmadan sadece telefon diplomasisi, sadece açıklamalar, konuşmalar tabii ki yeterli değildir. Bunların yapılabilmesi için de tabii hep söylediğimiz bedel ödemekten korkmayacak, cesur, kendi şahsını, geleceğini, iktidarını, koltuğunu düşünen değil, ülkesinin, milletinin, ümmetin geleceğini düşünen, menfaatini düşünen devlet adamlarının yöneticilerin olması lazım. Bunun en güzel örneği milli görüş örneğidir. Çekiç güç 54. hükümette Türkiye'den kovuldu biliyorsunuz. Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde. O noktada Amerikan Büyükelçisi bizzat Sayın Erbakan hocamızı ziyaret edip çekiç güce dokunmayacaksınız demesine rağmen yine o ziyarette İran ve Irak ambargolarımızı delmeyeceksiniz demesine rağmen İran ve Irak ambargoları 54. hükümet döneminde delindi. İşte Kıbrıs Harekatı yine bir cesaret örneğidir. Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen, Amerika'nın tehditlerine rağmen gerçekleştirildi. Arkasından Amerika Türkiye'ye ambargo uygulayınca bu sefer Türkiye olarak biz de İncirlik üssünü kapattık. Dolayısıyla bugün de bu adımlar atılabilir. Efendim zora gireriz, uluslararası arenada bir takım sıkıntılar yaşarız. İşte o zaman da bunlar yapıldı. Dünyanın sonu gelmedi, zora falan girmedik. Şahsiyetli, onurlu, bağımsız bir devlet olarak bir dış politika ortaya koyduk. Dolayısıyla bugün de bu adımları atmamız gerekir. Bir diğer mesela Ayasofya'nın açılışında da çok yaygara çıkartıldı. Efendim bizim yurt dışındaki camilerimizi kapatırlar, şöyle olur, böyle olur. Uluslararası toplumda çok sıkıntıya düşeriz. Gördüğümüz gibi hiçbir şey de olmadı. Şimdi de bu duruşun sergilenmesi gerekir. Bununla ilgili tabii iktidara, hükümete de açıklamamızda çağrı yapmıştık. Peki, 28 Şubat dönemine eğer izin verirseniz gitmek istiyorum. Askerle Türk tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca askerle siyasi irade zaman zaman karşı karşıya geldi. Bunlardan en hafızalara kazınanından biri 28 Şubat'tı. Devamında 15 Temmuz darbe girişimi de bir ikincisi diyebiliriz. Evet, 28 Şubat döneminde rahmetli Erbakan babanızın basına yansıyan söylemleri, bazı görüntülerini hatırlıyoruz, biliyoruz. Ben biraz mahrem bölümünü, ev hayatını soracağım. Siz o dönem birebir yakınında olan biri olarak Sayın Erbakan'ın, rahmetlinin psikolojisini bize nasıl özetlersiniz, nasıl anlatırsınız? İkincisi de bu 15 Temmuz FETÖ kaynaklı askeriyenin içerisindeki ayaklanmanın o 28 Şubat döneminin eğer varsa kaşıyan, müdahale eden dış güçleriyle bir benzer tarafı olabilir mi? İkisi arasında bir bağlantı kurabilir misiniz? Ama önce rahmetli babanızın psikolojisini, bizim hiç bilmediğimiz ama sizin tanık olduğunuz, mutlaka baba oğul olarak kendi aranızda konuşmalarınız vardır. Tarihe kazınan 28 Şubat döneminde rahmetli Erbakan ve oğlu evde ne konuştu? Tabii Allah rahmet eylesin. Merhum babamız eve iş getiren bir insan değildi. Onun için çok fazla bu konuları evde daha da biz de tabii üzülmeyelim diye çok fazla uzun bir şekilde tartışmaya açmadı. Ancak tabii merhume annemiz Hatice Nermin Hanım, hanım olmasının da verdiği duygusallıkla daha çok etkilendiğini hatırlıyorum. Gerçekten de ağlamıştı, üzülmüştü. Çünkü orada Refah Partisi gerçekten büyük emeklerle İnsanların düğünde takılan altınlarını bozdurup getirip partiye teşkilat çalışmalarına verdiği, kendi küçücük çocuklarını, bebeklerini evde bırakıp hanım teşkilatlarının kapı kapı seçim çalışması yaparak o günlere geldiği bir parti. 5 milyona yakın üyesi var ve tamamen soyut, tamamen subjektif, yoruma dayalı bir kararla maalesef haksız yere kapatılması gerçekten de üzücüydü. Tabii burada üzülünen nokta
milletimizin kaybı aynı zamanda. Çünkü orada biliyorsunuz işçiye, memura, emekliye %100, %200, %320'ye varan maaş zamları yapılmıştı. Şimdi hep şunu söylüyorum. O darbeler, o oyunlar olmasaydı, aynı hızla bu maaş zamları devam etseydi, 25 senenin sonunda bu oranda her sene maaş zammı yapıldığını düşünseniz, bugün asgari ücret belki de 20 bin lira olacaktı. Memur maaşı 30 bin lira, 40 bin lira olacaktı. Türkiye'de milyonlarca insanın yaşam standardı Norveç'in, İsveç'in yaşam standardına çıkmış olacaktı. 6 ayda 35 milyar dolar kaynak bulundu. Bir senede 70 milyar dolar yapar. Her sene 70 milyar dolar, 100 milyar dolar kaynak üretilerek 25 sene bugüne kadar geldiğini düşünseniz, bugün bizim Çin gibi, Kuveyt gibi, Norveç gibi varlık fonumuzda belki de fazladan 1 trilyon dolar, 900 milyar dolar, 800 milyar dolar kasamızda para olacaktı. Bir kuruş borcumuz da kalmamış olacaktı. Dolayısıyla burada tabii Erbakan hocamızın da bizlerin de asıl üzüntüsü tabii ülkenin, milletin kaybetmiş olması. Burada 28 Şubat'ta aslında dış güçler tabii ki rol oynadı. Yalnız biraz evvel siz konuşurken de hep aklımdan geçirdim. Bu dış güçler kavramı da o kadar tabiri caizse iyi diş edildi ki dış güçlerin bütün ajandasına tabi olan, onlar ne dediyse yapan insanlar bile başlarına bir sıkıntı geldiği zaman efendim bunları dış güçler bize yaptı diyorlar. Halbuki tabii dış güçlerin size bir şey yapması için sizin onların planını bozmanız lazım. Aynen merhum Erbakan hocamız gibi. Ne yapmış da bozmuş? İşte 54. hükümette biraz evvel söyledim bir defa çekiç gücün kovulması. Onların damarına basmak bir. İkincisi İran ve Irak ambargolarının delinmesi. İran'la 2,5 milyar dolarlık o dönemki 2,5 milyar dolar tabii daha da büyük bir hacim ifade ediyor. Enerji anlaşması, doğalgaz anlaşması imzalandı. Irak'la Kerkük yumurtalık petrol boru hattı yeniden açıldı törenlerle. Bunlar ve diğer çok önemli suçu da merhum Erbakan hocamızın dış güçler gözündeki D8 adımının atılması. Çünkü biraz evvel ifade ettim D8 100 senedir başsız ve paramparça olan bir İslam aleminin yeniden Türkiye'nin öncülüğünde bir araya toplanması demek. Askeri, siyasi, ekonomik olarak ortak hareket etmesi demek. Onlar buna tabii tahammül edemediler çünkü onların planı Büyük Ortadoğu projesi, Büyük İsrail projesi. Onlar daha da küçük parçalara böleceğim, ayıracağım diyor. Merhum Erbakan hocamız hayır biz tam tersine birlik olacağız diyor. Ve yine İran'la Türkiye arasında Amerikan dolarının kullanılmasının bırakılması, karşılıklı ticaretin iki ülkenin para birimleri cinsinden yapılmaya kalkılması da yine bardağı taşıran damlalardan oldu. Bunun arkasından tabii tiyatrolar oynandı. Efendim Azimendiler, İrtica, Başbakanlık konutundaki yemekler. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de 28 Şubat'ı dış güçler irticadan dolayı yapsalardı bu dış güçlerin en güçlü 28 Şubat'ı Suudi Arabistan'da yapması lazım. Çünkü Suudi Arabistan'da başı açık sokağa bile çıkamıyorsunuz. Ama Suudi Arabistan kurulduğu günden bugüne Amerika ile dış güçlerle hiçbir sorun yaşamıyor. Demek ki asıl sebep onların ajandasına, planına, özellikle Büyük Ortadoğu projesi ve Büyük İsrail projesine tekerleğine tabiri caizse çomak sokacak adımların atılması onları harekete geçirdi. Hatta çok ilginç merhum babamız Erbakan hocamız bunu canlı yayında televizyonlarda kendi bizzat ifade etti. Dedi ki 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nda askeri kanadın bizim önümüze koyduğu imzala diye koyduğu maddeler meğerse Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, gizli toplantıda alınan kararlarla birebir aynıymış. Çünkü o toplantının kararları sonradan bizim elimize geçti. Biz de görünce hayret ettik diye bunu televizyonlarda ifade etmişti. Dolayısıyla doğrudan doğruya tabii bu küresel planları, oyunları bozulmasın diye dış güçler bu tiyatroyu oynadılar. Tabii 15 Temmuz'da da tüm darbelerde olduğu gibi dış güçlerin parmağı ya da en azından izni, bilgisi olması gerekir. Türkiye dışında da, Afrika'da, Güney Amerika'da da bu gibi darbelerde zaten bu dünya siyonizminin, dış güçlerin, Amerikan yönetiminin mutlaka bilgisi, parmağı, rolü oluyor. 15 Temmuz'da ben şunu hep söylemiştim. Dış güçler dediğimiz o mihraklar bir simülasyon yaptılar. Dediler ki böyle bir darbenin sonunda 3 tane sonuç çıkabilir. Birincisi darbenin başarılı olması. Darbenin başarılı olması halinde biz zaten kendi bir aparatımız olan FETÖ örgütüne Türkiye'yi teslim etmiş olacağız. Ve zaten CIA ile ortak çalışan, Amerika'nın derin güçleriyle doğrudan bağlantısı olan FETÖ Türkiye'nin hakimi olacak. Buradan biz kazançlı çıkacağız. Diğer alternatif askere karşı muhafazakar inançlı kesim de sokağa çıkacak.
Askerin yanında muhafazakar kesime karşı aynen gezi olaylarında olduğu gibi seküler, laik kesim de sokağa çıkacak. Ve Türkiye'de Allah vermesin bir iç savaş olacak. Bu da en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi dış güçler olarak. Çünkü Türkiye kısa bir süre içinde Suriye'ye dönecek. Biz de efendim iç savaş çıktı, demokrasi götüreceğiz, özgürlük götüreceğiz diye müdahale edebileceğiz, işgal edebileceğiz, bölüp parçalayabileceğiz. Üçüncü alternatif ne? Üçüncü alternatif de darbenin başarısız olması, iktidarın buradan zaferle çıkması ve bizim zaten Amerika olarak 15 senedir birlikte çalıştığımız dış politikada özellikle bizim ajandamızı yerine getiren AK Parti iktidarının daha da güçlenerek çıkması. Bunun olması halinde de bugüne kadar dış politikada özellikle birlikte çalıştığımız AK Parti iktidarı devam eder, daha da güçlenmiş olur. Dolayısıyla üç seçenekle de zaten biz kazanmış olacağız. Öyleyse bir deneyelim. Ama tabii darbenin başarılı olması veya iç savaş çıkıp Allah vermesin Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması onların çok daha hoşuna gidecek sonuçlardı. Allah muhafaza etti, korudu ve başarıya ulaşmadı. Ancak tabii dediğim gibi maalesef 15 Temmuz'a kadar da sonrasında da söylemlerde her ne kadar Amerika'ya, dış güçlere bir takım sözler söylese de mevcut iktidar uygulamalarda aslında onların ajandasına tabi olmuştur fiiliyatta. Bunun çok örnekleri de var. Çok fazla uzatmayayım. Cenab-ı Allah bir daha 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da yaşatmasın. Ancak tabii dış güçler var olduğu sürece bu oyunları yapacaklar, bu operasyonları yapacaklar. Bizim de şuurlu olmamız, bilinçli olmamız, uyanık olmamız, zamanında tedbir almamız önemli. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından en çok ismi geçenlerden biri de rahmetli babanız Necmettin Erbakan'dı. Şöyle ki Fethullahçı yapılanma ile ilgili hiçbir iletişime geçmeyen yegane siyasetçi olarak ismi geçti. Babanızın bu öngörüsüyle ilgili neler söylemek istersiniz? Allah rahmet eylesin. Tabii çok feraset sahibi bir insan. Bunun daha çok fazla örnekleri de var. Örneğin Arap Baharı ile ilgili daha 10 seneden fazla zaman önce vefatından önce sordukları zaman dedi ki bu bahar falan değil. Bundan Müslümanlara, İslam alemine hiçbir hayır gelmez. Bu dünya Siyonizminin yeni dönemdeki kadro değiştirme operasyonudur dedi. Şimdi bunu hepimiz gördük, hepimiz söylüyoruz da bunu 10 sene önce efendim diktatörler gidiyor, İslam alemi Müslümanlar uyanıyor, dirilişe geçiyor. Batı kuklası yöneticilerden kurtuluyor. Hatta bazıları o kadar ileri götürmüştü ki bunlar Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin ayak sesleri, gelişinin alametleridir dediği bir anda sevinçle, heyecanla, coşkuyla Arap Baharı'nı destekleyip takip ettiği bir anda Erbakan hocamız bunu söylemişti. Bu tabii ferasettir. Tabii FETÖ ile ilgili de daha 30 sene, 40 sene öncesinde hep söylediğimiz gibi bugün FETÖ diyen, teröristler diyen insanların ağzına Fethullah Gülen'in ismini Besmele ile aldığı, Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri dediği bir noktada Erbakan hocamız bunu ortaya koymuştu. Tabii Milli Görüş Hareketi'nin onlardan uzak olması kadar onlar da Milli Görüş Hareketi'nden uzak oldu. Çünkü onlar da Milli Görüş'ün ne olduğunu, nasıl yerli milli olduğunu, dış güçlerin ajandasına karşı olduğunu onlar da çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle hiçbir zaman bir araya gelinmedi, yakınlaşılmadı. Ve bu öngörüleri Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın 15 Temmuz gecesi daha da açık bir şekilde ortaya çıktı. Ta 40 sene önce bunların okuluna, dershanesine verdiğiniz çocuk Siyonizm asker olur dediği zaman pek çokları yadırgamıştı. Ya hocam tamam da yani hani işe yaramaz bir insan olur, gerektiği gibi yetişmez deseniz tamam da yani Risale okuyan, namazlı, abdestli, ağzı dualı insanların yanındaki çocuk nasıl Siyonizm asker olacak diye yadırgamışlardı. İşte 15 Temmuz gecesi bilerek veya bilmeyerek dış güçlerin bu ajandasına askerlik yaptılar, tabi oldular. Maalesef bu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu ferasete gerçekten çok ihtiyacımız var. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi 28 Şubat gerçekleştikten sonra 20 sene sonra ah vah tüh deyip meğerse bu dış güçlerin oyunuymuş. Erbakan Hoca ne kadar vatansevermiş, biz ne kadar hata ettik deyip günah çıkarmak yerine zamanında vaktinde iş işten geçmeden bunun farkına varmak son derece önemli. İnşallah bu idraki, bu feraseti milletimize, hepimize Cenab-ı Allah nasip eder. Yeniden Refah Partisi çok kısa sürede barajı aştı diye biliyorum. Fakat sizi çok fazla arenada göremiyoruz, siyasi arenada göremiyoruz. Tekrar
Erken seçim söylentisi gündemde. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Bir ittifak, bir oluşuma girebilir misiniz? Ama daha önemlisi şunu sormak istiyorum. Neden çok göremiyoruz sizi? Sizin algıladığınız karartma olabilir mi? Şimdi şöyle tabii medyada Türkiye'de aynen siyaset gibi kutuplaşmış. Siyasette biliyorsunuz iki kutup var şimdi, bir Millet İttifakı, bir Cumhur İttifakı. Medyada aynı şekilde şekillenmiş. Cumhur İttifakı'nın medyası, Millet İttifakı'nın medyası. Biz de daha partimizi kurduğumuz günden itibaren dedik ki biz ikisine de eşit mesafedeyiz. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Her iki tarafın da doğrusunu tasdik edeceğiz, tebrik edeceğiz. Her iki tarafın yanlışını da çekinmeden söyleyeceğiz. Şimdi böyle olunca tabii iki tarafın da yanlışları ortaya konulduğu zaman iki taraf da bundan alınıyor. Ve diğer taraftan madem ittifakınız yok, her iki ittifaka da eşit mesafedesiniz. O zaman kusura bakmayın, ittifakınızı belirleyip öyle gelin diye medyadaki her iki ittifakın medyası da böyle bir tavır içine giriyor. Tabii sebeplerden bir tanesi bu. Diğeri de yeniden Refah Partimizle ilgili söylenecek bir karşı argüman ellerinde yok. Neyi kastediyorum? Mesela pek çok partiye, pek çok gruba diyorlar ki ya bunlar FETÖ'cü, FETÖ'yle ilişkisi var, geçmişte FETÖ'yle şunları yaptı. Şimdi bunu yeniden Refah Partisi'ne söyleseniz herkes güler. Biraz evvel de ifade ettik, 40 senelik, 50 senelik geçmişimiz ortada. Efendim bu yeniden Refah Partisi'nin terörle ilişkisi var deseler, buna da herkes güler. Dış güçlerle bağlantısı var, bunlar dış güçlerin ajandasını uyguluyor deseniz işte biraz evvel örneklerini verdik. 40 sene, 50 sene en yerli, en milli hareket olarak milli görüş varlığını sürdürmüş. Bunlar hırsızdır, yolsuzdur deseniz çok şükür elhamdülillah geçmişimiz bu konuda tertemiz. Her kesimden, en sağcısından en solcusuna herkes milli görüşün, Erbakan Hoca'nın dürüstlüğünü, vatanseverliğini her fırsatta ifade ediyor. Bunlar boş konuşuyorlar, ortada bir şey yok deseler bu da tutmayacak çünkü daha iktidara dahi gelmeden, daha bir seçime dahi girmeden iktidar olmamız halinde kaynakları nereden bulacağımız, milli kaynak paketleri kitabımızda ortaya konulmuş. Bir yılda 150 milyar dolar kaynak bulacağız, borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi koymadan diyoruz. Bu kaynakla da hangi hizmetleri yapacağımızı, projeleri ortaya koyuyoruz. Bunlar da çok önemli fikirler, projeler. Öyleyse biz milletin kulağına kar suyu kaçırmayalım. Çünkü millet duyarsa, tabir caizse bunun üzerine bir macun çekme imkanımız olmayacak diye rakiplerimiz ve o siyasi rakiplerin, o ittifakların medyası da bu şekilde yaklaşıyor diye düşünüyoruz. Çünkü bizim üçte birimiz, dörtte birimiz kadar üyesi olan, bizim teşkilatlanmamızın yarısı kadar dahi teşkilatlanması olmayan, bizim seçime girme hakkını elde etmemizden sonra daha aylarca seçime girme hakkını dahi elde etmemiş partilere yer veriliyor, anketlerde gösteriliyor. Bizim büyük kongremize 40 binden fazla insan katıldı. Bu televizyonlarda çıkardıkları diğer yeni kurulan partilerin kongreleri 2000-3000 kişiyle yapıldı büyük kongrelerin. Dolayısıyla bu bir çarpıklık. Burada bir iş var. Hep söylüyoruz. Bunun sebebini de biraz evvel söylediğim gibi bizimle ilgili çekecek bir macun olmadığı için en azından hiç kimseye duyurmayalım, milletin kulağına kar suyu kaçırmayalım şeklinde bir düşünce olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii aynısı Milli Selamet Partisi'ne, Refah Partisi'ne de oldu. 83'te Refah Partisi kuruldu. Merhum Erbakan hocamızın sağlığında. 91'de meclise girene kadar medya ambargosundan muzdarip olundu. Hatta 91'de meclise girdikten sonra dahi Erbakan hocamızın meclis kürsüsünde yaptığı konuşmalarda TRT'ye, medyaya serzenişleri var. Bize yer vermiyorsunuz diye. Meclise girmiş, mecliste grup kurmuş bir partinin başkanı olarak bu serzenişte bulunuyor. Anketlerle ilgili de işte hep o örneği veriyorum. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'ni Ankara'da 5. parti gösteriyorlardı. İstanbul'da 4. parti, Türkiye genelinde de 4. parti olarak gösteriyorlardı. Bu her üçünde de Refah Partisi 1. oldu. Ankara'yı İstanbul aldı. Türkiye genelinde de %27-28 oy oranıyla 1. parti oldu. Milli Selamet Partisi 73'te ilk seçimlerine girdi. Milli Selamet Partisi'ne en yüksek oy veren anket %1 oy veriyordu. Milli Selamet Partisi o seçimlerde %12'ye yakın oy aldı, meclise girdi, grup kurdu ve koalisyon ortağı oldu. Dolayısıyla biz aynı milli görüş istikametinin takipçisi olarak, milli görüşün ikinci 40 yılında bu sancağı taşıyan parti olarak aynı yoldan biz de geçiyoruz. Aynı zorluklara biz de duçar oluyoruz, engellere biz de duçar oluyoruz.
Ama biz de birinci 40 yıldaki gibi inşallah merhum Erbakan hocamızın tabiriyle taban çalışmasıyla, birebir seçmene yönelik çalışmayla, arazi çalışmasıyla inşallah tırnaklarımızla söküp alacağız. Nasıl ki 17 Kasım'da ilk büyük kongremizde bir sürpriz yaptık. Kimsenin beklemediği düzeyde 40 binden fazla insanın katılımıyla muazzam bir büyük kongre yaptık. İnşallah daha da büyük bir sürprizi ilk yapılacak seçimlerde yapacağımıza inanıyoruz. 14-15 yaşındaki kızların evlenebileceğine dair bir ifadeniz gündeme düşmüştü. O bir dil sürçmesi miydi? İki kız babası olarak bugün olsa aynı şeyi söyler misiniz? Aslında yanlış mı anlaşıldınız? Bu konuya da bir açıklık getirmek ister misiniz? Daha önce de evet Tabii. cevap verdim ama evet Teşekkür 14-15 ederim. bir kız evlilik çağına gelmiştir diyebiliyor musunuz iki kız babası olarak? Tabii asırlar boyunca Anadolu'da, geçmişimizde bu yaşanmış. Hatta bir kuşak, iki kuşak geriye gittiğimizde de bu var. İşte nenelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bu yaşlarda evlenmiş, çocukları olmuş. Bu tabii ayrı bir konu. Ancak tabii biz herkes 14-15 yaşında evlenmelidir, bu çok iyi bir şeydir diye bir söz söylemedik. Hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi sonrasında açıklamamızda dedik ya biz ikiz kızlarımız var. Onların değil 14-15 yaşında üniversiteyi bitirip hatta üzerine bir de yüksek lisans yapıp 25 yaşından önce pek evlenmemesini tercih ederiz diye bunu ifade ettik. Bizim orada söylediğimiz şuydu, bu CHP ve AK Parti seçimlerden önce bu mağdurlarla ilgili açıklamalar yaptılar. Mağdurlar kim? Bundan 15 sene, 20 sene evvel erken yaşta evlenmişler. Anne baba rızasıyla, hanımın rızasıyla, karı kocanın rızasıyla. Bu aradan zaman geçmiş, çocukları olmuş, aile yuva kurmuşlar. Geçmişte bir kere bu olmuş. Fakat şimdi bunların babalarını almışlar. Siz yaşı küçük kızı alıkoydunuz, efendim işte taciz yaptınız diye babayı hapse atmışlar. AK Parti ve CHP kendi grup toplantılarına bu mağdurları, bu dernekleri getirdiler, konuşturdular ve söz verdiler. Dediler ki siz bize oy verin, seçimden sonra bu mağduriyeti gidereceğiz. Geçmişte yapılan bu evliliklerle ilgili bu hapisteki babaları çıkartacağız bir sefere mahsus. E biz de dedik ki ya bu sözünüzde durun, burada mağduriyet var. Anneler de perişan, kayınpeder, kayınvalide de perişan, çocuklar da perişan. Geçmişte bu bir kere olmuş, şimdi hapiste olan bu babaları çıkartalım, bunları affedelim dedik. Ancak tabii bir kısmı maksatlı olarak bunu yanlış bir şekilde yansıttı. Bir kısmı da yanlış anladı. Dediğimiz gibi biz herkes 14-15 yaşında evlensin, bu çok iyi bir şeydir demedik. Bu geçmişte yaşanan evliliklerle ilgili mağduriyetlerin bir sefere mahsus giderilmesi için, AK Parti'nin sözünde durması için, bu kadar mafya ile ilişkisi olan, bu kadar suça karışmış insanları çıkardınız, afla serbest bıraktınız. E bunlara da affedin demek için bu açıklamayı yapmıştık. Tabii bu geçmişte merhum Erbakan hocamızın sağlığında da Refah Partisi ile ilgili oldu. Yani kadını çok değerli görmeyen, geri planda tutan, kadına yer vermeyen, kadının yok hükmünde olduğu bir hareket, bir parti, Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi diye yansıtılmak istendi. Bunun bir uzantısı olarak bununla biz de karşılaştık. Bununla ilgili de hep şunu söylüyorum. Güzel bir nasip oldu, güzel bir gelişme oldu. Bizim yeniden Refah Partisi olarak ilk adayımız, ilk gireceğimiz seçimdeki ilk adayımız bir hanımefendi oldu. Afyon'un Güney beldesindeki belediye başkan adayımız bir hanımefendi, hanım aday. Dolayısıyla bu da bizim aslında hanımların siyasetin içinde, hayatın içinde yer bulması, katkı sağlamasına olan inancımızı, buna olan desteğimizi açık bir şekilde ortaya koyması bakımından önemli. Afyon Güney seçimler biliyorsunuz 6 Haziran'da yapılacak bir belde belediye seçimi. Orada 7 parti seçime giriyor. 7 partinin içinde tek kadın adayı olan parti yeniden Refah Partisi. Bundan da hem teşkilatlarımız hem de bizler son derece büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun örnekleri zaten Milli Görüş tarihinde var. Milletvekilleri var, parti yönetiminde hanımlar var. Çok sayıda isimde örnekte verilebilir. İkinci 40 yılda da biz de bunu devam ettirmiş olduk böylelikle. Peki yeniden Refah Partisi iktidara geldiğinde reşit evlilik kararı için gereken reşit yaşı 18 yaştan daha geriye 15'e düşürebilir mi? Yok onu biz düşürmeyiz. Onu aslında daha da geriye düşüren 1930'ların sonunda 1940'larda CHP bunun tutanakları var. Özellikle Anadolu'da böyle bir talep oluyor tabii o zamanın şartlarında bir de.
Efendim 18'e kadar çok geç oluyor. Burada daha erken evlenmek icap ediyor. Dolayısıyla bu noktada halkın bir talebi var. Öyleyse biz düşürelim diye CHP'nin teklifiyle, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla 30'ların sonu ya da 40'ların başı, bizde o oylamanın işte sayısı, kanunun sayısı, orijinal belgeleri hepsi var ama tabii bu soruyla karşılaşacağımızı düşünmediğim için getirmedim. Onlar bunu o zamanın şartlarında, bugün CHP'li kesimin çok sert karşı çıktığı bu olayı o zamanın şartlarında CHP yapmış. Ama tabii şu anda artık dünya değişti, toplum değişti. Bizim kültürel olarak yeni bir takım değişimlerimiz oldu. Tahsil yapması, hatta sadece üniversite yetmiyor. Biraz evvel ifade ettiğim gibi yüksek lisans yapılıyor, doktora yapılıyor. Şimdi artık evlenme yaşı daha da ilerledi. Dolayısıyla bunun 18'in altına düşürülmesi gibi bir düşüncemiz olmaz. Bunu böyle yapacağız da zaten demedik. Şahsınıza yönelik eleştirilerden biri de Adnan Oktar'ın müridi olup olmadığınızla ilgili. Evet, çeşitli programlarda buna cevap verdiniz ama soruyu şöyle soracağım. Sanıyorum bu iddiaların tekrar tekrar gündeme gelmesinin bir nedeni rahmetli babanızın tahrifkar yaklaşımı ve bazı kitaplarını bir anlamda övmesi ve Milli Gazete'de köşesinin olması Adnan Oktar'ın. Ancak şunu soracağım. Milli Gazete'de yazarken Adnan Oktar'ın mağduru olduğunu iddia eden, çocuklarının mağdur olduğunu iddia eden ailelerin çığlıklarını duyuyor muydunuz ve bu ailelerle hiç o dönemde Milli Gazete'de yazarken bir görüşme yapıldı mı? Ya siz böyle diyorsunuz ve bu kişi bizim gazetede yazıyor ama dediklerinizin aslı astarı nedir diye hiç sordunuz mu? Tabii bununla ilgili ben bu grubu savunma adına değil ama şunu söylemek isterim. Ya 20 senedir, 30 senedir bunlara operasyon yapılıyor. Efendim bu çok çirkin, çok ciddi iddialar var. Ya bu kadar kapsamlı bir operasyon yapılmadan aylarca, yıllarca bir teknik takip yapılıyor, bir fiziksel takip yapılıyor. Devletin, istihbaratın, emniyetin birçok imkanları var. Ya bir tane kaset, bir tane tape ortaya koyamadınız. Bunu ben o zaman da 2000'li yıllarda da bir gözaltına alınmışlardı. Gene aynı iddialar olmuştu. O zaman da söylemiştim. Yani halbuki biliyorsunuz mesela 17-25 Aralık'ta diğer birçok suç örgütüne yönelik operasyonlarda dünya kadar tape, dünya kadar ses kaydı, görüntü, bunlar açık sarih deliller olarak ortaya konuluyor. E şimdi burada bu kadar iddianız var. Bir tane daha kaset açık bir şekilde ortaya konulamadı. Bunu halen daha da söylüyoruz. O dönemde Milli Gazete'de köşe yazdığı dönemde de o 2000 yılındaki operasyon sonrası açılan davalardan herhangi bir ceza almadılar ve ortaya açık sarih bir delil de konulmamıştı. Ve oradaki asıl maksat da bu eğitimli alanında uzman pek çok insanları var. Yurt dışında eğitim görmüş ve bu uzman insanlar evrim teorisiyle ilgili, iman hakikatleriyle ilgili, bu İngiliz ve Amerika'daki derin devlet, Siyonist yapılanma, Mason teşkilatı ile ilgili çok ciddi çalışmaları, belgeleri, bilgileri var. E bu bilgilerden, bu çalışmalardan biz bir fikir olarak, bir bilgi olarak istifade edelim diye. Mesela şu anda da kitapların bir suçu yok. Şu anda da alın, yazmış oldukları o kitaplar gerçekten de itikada uygun, İslam'a uygun, son derece faydalı bilgilerin olduğu, istifade edilebilecek kitaplar. O dönemde merhum Erbakan hocamızın tavrı da böyleydi. Biz özel hayatlarını bilemeyiz, yaşantılarını bilemeyiz. Ancak bu çok kıymetli kitaplar, eserler var. Bunlardan bizim gençlerimiz, hatta o dönemde Milli Gençlik Vakfı AG'de gençlerine Erbakan hocamız bunları önermişti. Bunlardan istifade edelim. Ama biz %100 her şeylerine kefiliz, özel hayatlarına, bütün yaşantılarına kefiliz diye bir tavır olmadı. Bunu daha önce de defaatle ifade ettik. Hatta şu anda da dediğim gibi kitapların ve orada bilime, İslam'a, itikada uygun olarak ortaya konulan fikirlerin, görüşlerin bir kabahati yok. Doğru doğrudur, gerçek gerçektir. Şimdi de gene o kitaplar geçerli. Ancak tabii son halleri, yani televizyonlara da yansıyan o yaşantılarının ve hareketlerinin, hallerinin tasvip edilmesi tabii ki mümkün olamaz. Bunu açıkça ifade edeyim. Bir de tabii müritlik konusu daha önce de söylemiştik. Yani merhum Erbakan hocamız gibi bir liderin, bir dava adamının, bir mürşidin yanında, yanı başında yaşamış, yetişmiş, onun tedrisatından geçmiş birisi olarak tabii bizim böyle bir müritliğe, Adnan Oktar'ın müritliğine zaten ihtiyacımız olmaz demiştik. Bugün de yine aynısını söylüyoruz. Babanızın tedrisinden geçen başka isimler de biliyoruz, tanıyoruz. Doğru. Ben
Belki son sorulardan birini şöyle yöneltebilirim. Evet, şu anki siyasi iktidara bazı söylemleri, eleştirilerini biliyoruz. Videolar var, zaten bu konuyla ilgili açıklamaları var. Ama gönül kırgınlığı var mıydı? Ben size onu soracağım. Tabii bizim milli görüş zihniyeti olarak anlayışımız, inancımız da o şekilde. Berhum Erbakan hocamızın görüşü de o yöndeydi. Şahısların kendisine bir kin, bir düşmanlık, efendim onunla ilgili bir düşünce, ters bir düşünce beslenmez. Ancak burada onun karşı çıktığı, tepki gösterdiği bu şahısların, bu isimlerin yapmış olduğu yanlış uygulamalardı. Özellikle de ekonomi ve dış politika alanında yapmış oldukları yanlışlardı. Bununla ilgili uyarılardı. Bu sebeple tabii şahıslarına bir düşmanlık, bir kin beslemesi zaten söz konusu değil. Onların bu yanlışlardan dönmesi, bunları yapmaması için o da tabii milletimizin, ülkemizin faydasına, hayrına. Çünkü biliyorsunuz o dönemde daha 2003'te televizyonlarda Erbakan hocamız dedi ki bu ülkeyi yönetmek istiyorlarsa yılda 100 milyar dolar kaynak bulmaları lazım. Bu olmazsa borca batarız, iflasa gideriz. Bunları söyledi. Şimdi geldiğimiz noktada bakın iktidar 12 aydan kısa sürede 193 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapması lazım Türkiye'nin. Bu parayı nereden bulacağım diye perişan bir halde. Onun yanında yıllık 40 milyar dolar cari açığı finanse etmek zorunda. Bunu da bulamıyor. Düşünün 12 aydan kısa sürede 190 milyar dolar para bulup dış borç geri ödemesi yapacaksınız. Bu da yetmiyor. Bir de o 12 aylık sürede 40 milyar dolar da yine döviz bulup cari açınızı finanse edeceksiniz. Bir senenin içinde 250-300 milyar dolar para bulmazlar. Neden? Borç ve faiz ekonomisinden. Çünkü 19 senedir borçlandınız. Borç stoğu arttı, dış borç stoğu arttı. Onun için bu borçların geri ödeme miktarı da 12 aydan kısa sürede bu kadar astronomik bir noktaya ulaştı. Peki cari açık neden? Cari açık da beton çimento ekonomisinden, ithalat ekonomisinden. Erbakan hocamız üretim gerekir, istihdam gerekir, ihracat gerekir dedi. Buna da kulak asılmadı maalesef. Beton, çimento, AVM, rezidans ekonomisi, borç faiz ekonomisi ve şimdi gelinen noktada Erbakan hocamızın haklılığı, bu uyarıların ne kadar yerinde olduğu başta iktidar temsilcileri tarafından da aslında görülmüştür. Çünkü bu paraları bulup bu ekonomik çarkı döndürebilmek için çok büyük sıkıntı içerisindeler. Peki, babanızın da Refah Partisi döneminden beri kullandığı bir işaret var. Baş parmağını göstererek kullandığı bir işaret var. Bu işaretin anlamını sizden son soru olarak öğrenmek istiyorum. Hatta şeriat geliyor söylemlerinin yapıldığı dönemde bu parti dört kadına onay verecek söylemlerine de bir şekilde zemin hazırlamıştı. Baş parmak işaretinin anlamı nedir? Refah Partisi'nin sayın rahmetli Bu, babanızın ve sizin de bugün kullandığınız. evet, baş parmak işaretinin anlamı bütün dünyada hakkı ve adaleti hakim kılmak için mücadele etmek, kılıçları çekmek. Tabii burada kılıç kan dökmek ve bir savaş yapmak anlamında değil, siyasi mücadele anlamında hazır olduğumuzu, bununla ilgili mücadele verdiğimizi hem ülkemizde hem dünyada hakkı ve adaleti hakim kılmak üzere bir teşkilat, bir topluluk olduğumuzu, bunun içinde kıyama kalktığımızı, ayakta olduğumuzu, bu mücadeleyi verdiğimizi sembolize eden, gösteren bir işaret. Dediğiniz gibi çok değişik yönlere aslında maalesef çekildi. Zaten o 90'larda 28 Şubat sürecinde daha neler neler söylendi biliyorsunuz. Ama sonrasında şimdi vefatının arkasından özellikle gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında gittiğimiz her yerde bize diyorlar ki Allah Erbakan hocamızdan razı olsun en sağcısından en solcusuna kadar hiç oy vermemiş olanlar dahi. Neden? Çünkü biz 54. hükümette aldığımız o maaş zamlarıyla hala ayakta duruyoruz. Onu almasaydık bugün aldığımız maaşın yarısını üçte birini alıyor olacaktık. Allah ondan razı olsun. Ve ne kadar vatansever, ne kadar yerli, milli bu ülkenin kalkınması için 76-77'deki ağır sanayi hamlesi de, sanayileşme, üretim, istihdam hamlesi de hesaba katıldığı zaman 54. hükümetteki o maaş zamları, tarım ürünlerinin taban fiyatlarına verilen artışlar, yani bu milletin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan bugün olduğu gibi sosyal yardımlara, belediyenin, valiliğin erzak kömür torbalarına muhtaç olmadan kendi gücüyle yaşaması, onurlu bir şekilde yaşaması için
milli görüşün, Erbakan hocamızın vermiş olduğu mücadeleyi, yapmış olduğu icraatları çok iyi milletimiz gördü, anladı. Ve özellikle vefatından sonra ona olan sevgi, özlem, teveccüh daha da arttı. Şimdi aynı şekilde o özlemi, o teveccühü gerçekten bize de yansıtıyor halkımız. Ve bundan dolayı da yeniden Refah Partimizi son derece avantajlı görüyorum. Aynı sevgiyi, aynı ilgiyi, aynı heyecanı bizlere de yansıtıyorlar. Ve bu sebeple biraz evvel de söylediğim gibi inşallah seçimlerde de yeniden Refah Partisi olarak büyük bir sürpriz yapacağımızı, gerçek gücümüzü herkese göstereceğimizi de açıkça ifade ediyorum, inanıyorum. Sayın Erbakan, çok teşekkür ediyoruz kanalımıza konuk olduğunuz için. Tekrar Sağ olun, bayramınızı ben teşekkür kutlu ediyorum. ederim.